Teşekkür ederim Sayın Başkan. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, bütçeniz 15 Ekim'de meclise sunulduğunda 9.17'lik dolar kuru üzerinden 190 milyar dolar ediyordu. Bugün ise 13.90 dolar kuru üzerinden 126 milyar dolara düştü. Yani bütçeniz daha meclisten geçmeden dolar karşısında %33 oranında, yani 65 milyar dolar buharlaştı ve kadık oldu. Halkın bütçesi ise en az %50 buharlaştı. Sayın Bakan, 20 yıllık iktidarınızda iş ve çalışma yaşamının hiçbir sorununu çözemediniz. Aksine bu sorunlar derinleşerek devam etti. Bakın, geniş tanımlı, yani gerçek işsizlik dün açıklanan makyajlı TÜİK verilerine göre bile %22.8'dir. Yani şu anda 8 milyon 281 bin kişi işsizdir. İşsizlikte Avrupa'da ilk üçteyiz. İşsizliği hala çözemediniz. Kayıt dışı istihdam OECD ortalamasının %18'idir. Bizde ise kayıt dışı %30 ile OECD'nin en yüksek oranıdır. Yani şu anda 9 milyon işçimiz kayıt dışıdır. Kayıt dışını hala çözemediniz. İş kazalarında her gün 6 işçimiz yaşamını yitirmektedir. Sadece bu yıl Kasım ayına kadar 1853 işçimiz ve son 19 yılda ise 28 bin işçimiz iş kazalarında yaşamını yitirmiştir. Ülkemiz yıllardır iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncüdür. İş kazalarında hala önleyemediniz. Çocuk işçilik artarak devam etmektedir. Ülkemizde makyajlı TÜİK verilerine göre bile şu anda 720 bin çocuk işçimiz vardır. Oysa gerçek rakam 2 milyondur. Çocuklarımız okula gideceğine çalışmak zorunda kalmaktadır. Maalesef çocuk işçiliğini de önleyemediniz Sayın Bakan. 5 milyon emeklilikte yaşa takılanı da hala emekli yapamadınız. SGK açıkları da rekor kırmaya devam etti. 2020 yılında 69 milyar, son 19 yılda ise 446 milyar SGK açığı ile Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdınız. SGK'nın aktif pasif oranı da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönemi olan 1999'da 2.4 iken 2020'de 1.69'a indi. Avrupa'da bir emekliye 4 çalışan düşerken maalesef ülkemizde bir emekliye 1.7 çalışan düşmektedir. Bunu da çözemediniz. Ülkemizde sendikalaşma oranı %14, toplu sözleşme oranı ise 2.78'dir. Türkiye 38 OECD ülkesi arasında sendikal hak ve özgürlüklerde de maalesef yine son sıradadır. Sendikal hak ve özgürlüklerinde önündeki engelleri hala kaldıramadınız. Sayın Bakan, ülkemizdeki 13 milyon 500 bin emekli giderek yoksullaşmaktadır. İLO'nun 2021 yılı Eylül ayı verilerine göre Türkiye dünyada emeklisi en yoksul olan ülkelerin arasındadır. 8 milyon emekli asgari ücretin altında, 2 milyon 600 bin Bağkur emeklisi ise 1000 liranın altında aylık almaktadır. Bugün primleri asgari ücret üzerinden yatılan bir işçinin emekli maaşı ise 1500 TL'dir. Yani 95 Euro'dur. Almanya'daki asgari ücret alan emekli ise 1000 Euro. Yani bizimkilerin 10 katı kadar emekli maaşı almaktadır. Bugün maalesef 16 milyon emekli temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı için çalışmak zorunda kalmaktadır. 73 yaşında bile aç kalmamak için çalışmak zorunda kalan emekliler vardır. Bir kısım emekliler de pazarın sonunda çürük meyve sebzeleri toplayarak yaşamaya çalışmaktadır. Bakın, bizi kıskanan Alman emekliler, bakın, kuryus gemilerinde tatil yaparken bizim emeklilerimiz ise aç kalmamak için ölene kadar çalışmak zorunda kalmaktadır. Sayın Bakan, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine gelmelidir. Emeklilere bayram ikramiyesini en az 2500 TL yapmalısınız. Bizim emeklimiz de hiç değilse Antalya'da tatile gidebilmelidir. Sayın Bakan, asgari ücret ülkemizdeki en büyük toplu sözleşmedir. Çünkü asgari ücret ve civarında ücret alan işçi sayısı 10 milyondur. Avrupa'da asgari ücretle çalışanların oranı %5 iken bizde %60'tır. Yani asgari ücret bizde ortalama ücret haline gelmiştir. Son 5 yılda asgari ücret döviz karşısında eriyip küçülmüştür. Bakın, asgari ücret 2016'da 430 dolar iken şu anda 203 dolar.
Tamamlayın sözlerinizi. Son 5 yılda asgari ücretlinin cebinden aylık 227 dolar buharlaşmıştır değerli arkadaşlar. Çinli işçi bile bakın 360 dolar alırken bizim işçimiz 203 dolar almaktadır. Biz asgari ücrette Çin'in bile gerisine düştük değerli arkadaşlar. Türkiye bu asgari ücrette Avrupa'da da son sıradadır. Bakın bizi kıskanan Almanya'daki asgari ücretli 1585 euro asgari ücret alırken bizdeki asgari ücretli net 183 euro ancak alabilmektedir. Alman asgari ücretli bizim asgari ücretlinin 9 katı kadar ücretli alabilmektedir. Ocak ayından bugüne kadar ekmeğe, süte, şekere bakın şu rakamlara bakın. Şekere %64, ayçiçeğe, ayçiçek yağına %96, tüpe %80 zam gelmişken ve 2022'de de bu zam yağmuru devam edecekken. Teşekkür ediyorum Sayın Demirtaş. Süreniz tamamlandı.